Misafirlerimiz yavaş yavaş gelecek. O halde biz yavaş yavaş konuşmamıza başlayalım. Evet. Evet, bugünkü kültürel etkinliğimize izleyici olarak katılan tüm konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum. Ben Yıldırım Büktel. Kurulduğu 2003 yılından beri Kültür Bilinci Gelişme Vakfı'nda gönüllü olarak çalışıyorum. Pek çok projesinde gönüllü olarak yer almaya çalıştım, olabildiğince zaman ayırabildiğimce. Asıl mesleğim rehberlik 37 yıldır hem Türkiye'mizin çeşitli bölgelerini hem de hemen hemen bütün Orta Asya'yı, Türkçenin konuşulduğu her yeri, Orta Doğu'yu olabildiği kadar ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerini geziyorum. Ama bu akşam çok ilginç bir konuyla birlikte olacağız. İlginç bir ortamla birlikte olacağız. Arkeoloji birimine çok büyük bir ilgi duyuyorum ve bu akşam Aşıköy'ü konuşacağız. Çok ilginç bir konumuz var. Vakfımız geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği konferanslar dizisine Kültür Bilinci Pazartesi konuşmaları başı altında devam edecek. Amacımız vakfımızın vizyonu ve misyonu çerçevesinde kültürel ve doğal değerler konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratarak kültürel çeşitlilik ve zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktarmak. Bir anlamda kültür bilincini taşımak, aşılamak ve geliştirmek. Pazartesi konuşmalarımızda konular yalnızca tarih, arkeoloji ve sanat ile sınırlı olmayacak. Aynı zamanda felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi konuşulacak. Kültürel ve doğal zenginlikler ele alınacak. Müzik, edebiyat, sağlık, beslenme ve benzeri konular yine. Çevre, iklim meseleleri dahil olmak üzere bunlar da kapsanacak. Yalnız geçmiş değil, günümüz de, gelecek de içerilecek. Ayrıca yeni kitaplardan çağdaş sanat eserlerine, sürmekte olan arkeolojik kazılardan arkeolojideki fraksiyon tartışmalarına kadar kültürel mirasa, kültür politikalarına ilişkin çeşitli tartışmalar da gene bütün bu konuşmalarda yer alacak. Belki de yayınlanamayan tezlere, tanıtılamayan sanat eserlerine, genç sanatçılara gene zemin olacak. Bugünkü kültürel etkinliğimize Aşıköy Araştırma Projesi konu olacak. Anadolu Neolitiği. İlk konferansımızın konusu Aşıklı Höyük Araştırma Projesi Anadolu Neolitiği. Bu akşamki konuşmacılarımız, değerli bilim insanları İstanbul Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Güneş Dur olacaklar. Her iki konuşmacımız da son 30 yıldır, hatta belki daha uzun bir süredir, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Neolitiği üzerine çalışıyorlar. 2007 yılından beri disiplinler arası ve uluslararası Aşıklıhöyük Araştırma Projesi ile avcı toplayıcı göçer toplulukların yerleşik yaşamı ve üretime geçiş sürecindeki sosyal ve ekonomik değişimler üzerine araştırmalarına devam ediyorlar. Onların değerli düşüncelerini bir an önce dinlemek üzere ben sözü onları bırakacağım ama bırakmadan önce tüm izleyenlerden bir ricam olacak. Mutlaka bir takım sorularınız olacak. Bu sorularınızı bize sohbet bölümünden, chat bölümünden iletebilirseniz veya kültürbilinci.org adresinden bize iletebilirseniz bizler sorularınızı daha sonra hocalarımızla paylaşacağız ve onlardan yanıtları rica edeceğiz. Evet, hepinize iyi dinlemeler diliyorum ve ben sözü hocalarımıza bırakıyorum. Tamam. Merhabalar, ben başlayayım. Güneş'le birlikte anlatacağız size bu konuyu. Aşıklıhöyük Araştırma Projesi ve Anadolu Neolitiğini. Tek bir slayt var. Arada yani onu da Güneş idare edecek. Herhangi bir aksilik olursa şimdiden kusura bakmayın diyeyim. Ama ondan önce Kültür Bilim Geliştirme Vakfı'na, Yıldırım Bey'in konuşmasına ve bizi takdimine çok teşekkür ediyoruz. Davetinize çok teşekkür ediyoruz. Size ilk önce şöyle düşündük konuşmayı. Neolitik'le başlayalım. Yani ikimiz de, Güneş de ben de zaten son 30 yılımızı Yıldırım Bey'in söylediği gibi son 30 yılımızı neolitik konusunda çalışmaya ayırdık. Onun için genel bir neolitik, gayet kısa bir neolitik tanımı yapalım. Ve daha sonra da bu Aşıklı'da yürütmekte olduğumuz projeyi de o neolitik dünyanın içine oturtalım diye düşündük.
O bakımdan neotik nedir diye isterseniz başlayalım. Bu bizim Aşıklıöyük'ten geçen yıl kazdığımız bir şey. Fotoğraf gördünüz. Şimdi neolitik dediğimiz dönem, aslında bir sonrakini de gösterebiliriz Güneş. Neolitik dediğimiz dönem şöyle bir şey, çok hızlı geçiyor. Bunlar değil benim. Şöyle insanlık tarihini düşündüğümüz zaman, ki o tarih öncesi çağları biz artık şurada 3.4 milyon yıldan başlatıyoruz. 3.4 milyon yıldan aşağı yukarı 10 bin yıl öncesine kadar ki süreçte insanların göçer vaziyette, başta leş yiyerek, daha sonra avcılık yaparak, her daim toplayıcılık yaparak, daha sonra balıkçılık yaparak geçindiklerini biliyoruz. Ve genellikle de besin peşinde yaparak tüketim toplumu şeklinde yaşadıklarını biliyoruz. Aşağı yukarı 10 binlerde bir dönüşüm yaşanıyor. Bu tarih öncesindeki gerçekten en önemli dönüşümlerden bir tanesi. Bunun nedenleri var tabii ama ona giremeyeceğiz şu konuşmada. Bu dönüşüm çok gerçekten önemli bir dönüşüm. Şöyle diyeceğim size, mesela sanayi devrimi için de aynı şey söyleniyor. Yani o da tarihteki önemli dönüşümlerden bir tanesi ve sanayi devrimi tanımında da Neolitik'teki dönüşümden sonraki en önemli devrim diye tanımlanıyor. Yani onlar bile Neolitik'teki dönüşümü önemli bir kırılma noktası olarak görüyorlar. Onu söylemek istedim. Şimdi bu kırılma noktası dediğimiz, işte göçer ve avcı toplayıcı toplulukların uzun süreli bir yerde yerleşmeye başlamaları. Bu yerleşikliğin getirdiği o grup, kaç kişilik bir grupsa da, o grubun organizasyonu, birbirleriyle 24 saat boyunca yan yana olmaları, bunun getirdiği bir takım sonuçlar, o sosyal yapının oluşması, onun yanı sıra bitki ve hayvan evcilleştirme, yani tüketimden üretime, besin üretimine geçme gibi çok gerçekten önemli ekonomik ve sosyal kırılma. Bunu biz işte Neolitik olarak tanımlıyoruz, Neolitik çağ olarak tanımlıyoruz. Şeyde de önemli, gerçekten önemli bir dönüşüm. Ve bu dönüşümün ya da değişimin getirdiği de günümüze kadar yansıyan pek çok yenilik var. Ya da işte ortaya çıkardığı sonuçlar var, öyle diyelim. Bunlar ekonomik, sosyal, düşünsel, bilişsel pek çok alanda bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Şimdi tarihçeyi, Güneş, istersen sen biraz bahsedebilirsen bu düşünsel en azından tarihçeyi, sonra yine devam ederiz Aşıklı'yla. Şimdi burada biraz tabii bütün, yani bir zamansal bir tarihten, yani geçmiş zamanın günümüze doğru akışı var. Bir de burada bu tabloya bizim bilim zamanında koymamız gerekiyor. Çünkü arkeolojide özellikle de prehistorik döneme, yani yazıdan daha önceki döneme olan ilgi biraz daha geç geliştiği için 1920'lerden 30'lardan itibaren biz Neolitik'i anlamaya başlıyoruz. Ve bu süreçte de hem metot olarak hem yaklaşım olarak hem de bu süreçte, yani arkeolojik kazılarda kullandığımız teknoloji, araçlar veyahut da ekibin bu sorunsal dahilinde, belirli sorunsallar dahilinde oluşturulması gibi şeyler, bu meselenin biraz bilim zamanıyla ilgili. Tabii ki bir taraftan işte bu bilim zamanla uğraşırken, daha doğrusu bir tür şey diye düşünelim bunu aslında, olguların tabakalanması. Başlangıçta çok tasnif edici ve tanımlayıcı bir yaklaşım var. Elimizdekiler sınırlı, elimizdeki veriler sınırlı. Ve bütün bunlara paralel olarak da bir de dönemin, her dönemin kendine ilişkin bir ruhu var. Yani 1930'lardaki
bilim ortamı günün politik veyahut da siyasal veyahut da dünya değerleriyle paralel. Ve burada gördüğümüz, işte buraya başka isimleri de ekleyebiliriz, bazı yerel isimleri de koyabiliriz ama genelde biz neolitik araştırmalarda buna da çok çizgisel bir gelişim olarak bakmayın. Yani bu birisi diğerini bayrağını devralıyor gibi bir şey yok. Aksine muazzam bir şey var, etik ve güzel bir rekabet de var bütün bu hikayede. O yüzden de baktığımız vakit bu aynı zamanda bir tür olguların tabakalanması olarak düşünülebilir neolitik araştırmalarda. Burada gördüğünüz şeyler tanımlayıcı, ekonomik yaklaşımlar, teknolojik yaklaşımlar veyahut da bölgesel modeller, sembolizm, inanç, ideoloji gibi günümüze doğru bunların çeşitlendiğini ama bir diğerinin diğerinden beslenerek ve diğerinin anlayışını kullanarak geliştiğini söyleyebiliriz. Yine burada baktığımız vakit aslında neolitik, yani ilk üretimci toplulukların ortaya çıkış süreci. Yani burada artık koyun, keçi, domuz, yani bu Mezopotamya'dan bahsediyorsak eğer, bu türlerin evcilleştirildiği, insanların tarım yapmaya başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk modeller, ilk yaklaşımlar bu dönemi ve bu toplulukları anlamaya yönelik yaklaşımlar çevresel olarak, yani daha uygun çevre, insanların tarım yapmaya, yerleşik yaşamlarını sürdürmeye ve besin zincirini veyahut da besin stoğunu dengeleyici bir şekilde bu bölgenin besin stoğundan maksimum fayda sağlayacak şekilde yaşam alanlarını seçtiklerine ilişkin görüşlerle başlıyor. Bu vaha teorisi diyebiliriz. Doğal çevre Habitat Braidwood 1960'larda Çayında çalışmış olan bir araştırmacı. Sonra yavaş yavaş bu meseleye nüfus modelleri de ekleniyor. Ve burada çok detaylı, yani biraz teknik bu terimler ama işte marjinal, daha marjinal yerlerde de bu toplulukların olabileceğine ilişkin görüşler görmeye başlıyoruz. Sonra giderek mesele biraz daha sosyal hale geliyor. Bu da aslında baktığımız vakit 1960'lardan sonra, 70'lerden sonra arkeolojinin daha antropolojik bir perspektifle, bu da biraz dünyadaki yine politik veyahut da entelektüel değişimle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Biz artık rekabetten veyahut da sembollerin devriminden, bu insanların da inanç dünyaları olabileceğinden, kendilerini sembollerle ifade ettiklerinden gibi şeyleri tartışmaya başlıyoruz. Burada bu hikayede hiçbir zaman neredeyse değişmeyen temel şey de aslında çayla başlayan akültürasyon, aktarım veyahut da yayılma. Bunlara biz, bazı araştırmacılar bunu neolitik paket olarak tanımlıyorlar. Yani gelişkin olan kültürün daha az gelişmiş olanı hızla akültüre ettiğine dair inanç. Biz genelde biraz sonra yapacağımız konuşmada Orta Anadolu'yu tanımlarken aslında biraz bu akültürasyon ve aktarım şeyinin ön yargısının diyelim etkisiyle bu bölgede çalışmaya başladık ve aslında akültürasyon ve aktarımın her zaman da her bölgede ve her dönemde çalışmadığını, böyle bir yaklaşımın çok da doğru olmadığını gördüğümüz sonuçlara da ulaştık. Bu tabii Neolitik'i düşünürken en az 6 milyon kilometre karelik bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çok büyük bir coğrafya. Burada bir homojen kültür veya homojen bir anlayış düşünmek biraz bugünün dünyasından veyahut da 1930'larından bugüne kadar halen sürdürdüğümüz bir anlayışın ürünü. Fakat burada bizim aslında temel olarak ekip olarak, yani peşinde koştuğumuz veyahut da anlayışımız çeşitliliği, yani homojen kültürlerdense bu dönemde farklı farklı kültürel yapıların, kültürel davranışın, inanç sisteminin olabileceğine ilişkin ve genellikle de araştırma sorunsalımızı bu anlayışla yapılandırıyoruz diyebilirim. Evet, Nirvan'ı bırakıyorum burada. Anadolu'ya, bu bağlamda Anadolu'ya baktığımız zaman bu Güneş'in anlattığı Güneybatı Asya bölgesi için Anadolu'ya baktığımız zaman da biliyorsunuz onun slaytlarında da vardı gerçi. 20. yüzyılın başında bir verimli hilal var biliyorsunuz, halen de var da, yani şu oplan ben gösterince olmuyor değil mi Güneş? Ben gösteriyorum. Ha,
şu şeyde olan kaçtı. Verimli hilal mesela yeşille, onu daha sonra göstereceğim. Şu yeşili gösterebiliriz. O işte hilal dediğimiz kısım o. Ve çekirdek bölgenin, ana bölgenin burası olduğu düşünülüyordu. Tarihlerde gerçekten burada daha en eskisi. Ve gri resimlerde gördüğünüz gibi bu bölgeden batıya doğru böyle dalgalar halinde göçle ya da işte yayılmacılıkla Neolitik'in dağıldığını, yayıldığı düşünülüyordu. Daha sonra araştırmaların fazlalaşmasıyla ve diğer bölgelerde de yeni araştırmaların başlamasıyla, ki Orta Anadolu'da işte bunlardan bir tanesidir, bu çekirdek bölgedeki var olan yabani tahıllar ya da işte evcilleştirilen hayvanların ata babalarının aslında daha geniş alanlarda da olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla o sağ üstte gördüğünüz haritadaki kırmızı çizgi var ya, oraya kadar genişletildi. Şeyde ise bu işte yabani tahılların mesela Orta Anadolu'da da ata babalarının olduğu, bazılarının, hepsinin değil ama bazılarının olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla sınırlarda bir genişleme oldu. Bu iletişimin ya da etkileşimin aslında karşılıklı, yani iletişimin karşılıklı olduğu, dolayısıyla bir etkileşim içinde olduğu anlaşıldı. Bölgeler arasında bir etkileşim olduğu anlaşıldı bu bölge için. Ama şeye baktığımız zaman da, dünyaya baktığımız zaman da zaten neolitikleşmenin çok merkezli olduğu da aşağı yukarı aynı zamanda anlaşıldı. Dolayısıyla biz Anadolu için bugün her biri farklı özellikle özgün toplulukların özgün neolitikleşmelerinden söz edebiliyoruz. Bir sonrakini gösterirsen Güneş, bu da burada da tarım konusunda bütün dünyadaki şeyi görebilirsiniz. İşte verimli hilaline görüyorsunuz Fertile Crescent diye. Burada emmer ve einkorn buğdayları var, arpa var, mercimekgiller, bezelye, nohutgiller. Bunların hepsinin ata babaları da var. Şeylerde diğer hayvanları yazmadık. Ama araştırmalar fazlalaştığı zaman Çin'de mesela, Çin daha çok yeni olarak araştırılmış bir bölgedir. Şey anlamında, neolitik anlamında. Çin'de işte bu Sarı Irmak ve Yangtze bölgesinde de aşağı yukarı aynı tarihlerde darı ve pirincin tarıma alındığını biliyoruz. Mezoamerika'da mısır ve fasulyenin tarımının başladığını biliyoruz. Afrika işte bunu takip ediyor daha sonraki yıllarda. Yani sonuç olarak bugünkü anlayışta çok merkezli modelden söz edebiliriz. Dünya içinde, Anadolu içinde. Ve bu Anadolu derken de işte Orta Anadolu'nun özellikle de biraz sonra anlatacağız. Koyun ve keçi evcilleştirmesinde aşıklığının özel bir yeri var. Tarımda da hayvancılıkta da özel yeri var. Bunu da anlatmak istiyoruz size bugünkü konuşmada. Evet. Şimdi büyük ihtimalle sorular da geleceği için, yani bu dönemi tanımlarken özellikle insanların bilişsel anlamda da değişmeye başladı. Yani 50 bin yıldan itibaren biz arkeologlar, antropologlar olarak ve işte bu bilişsel evrim üzerine çalışan araştırmacılar olarak bir kırılma olduğunu görüyoruz. Yani insanlar 12 bin yıl önce tarım yapmaya başlıyorlar belki, ama 50 bin yıl önce ciddi bir kırılma görüyoruz. Ve aslında bu kırılmanın bir sonucu olarak da insanlar giderek kendilerini sembollerle de anlatmaya başlıyorlar. Yani bunlara bugünün gözüyle baktığımızda sanat diyebiliriz, ama o dönemde bunların ortaya çıkma nedenleri sanat değil. Belirli rekabetler, yani içinde rekabetin de barındığı ve kendi düşsel dünyalarını yaban hayvanlarıyla veyahut da yabani dünyayla ifade etmeye başladıkları bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu da aşağı yukarı 20 bin yıldan itibaren bu coğrafyadan bahsediyorsak, yani bütün eli Mezopotamya'dan sıklıkla görmeye başladığımız bir şey. Bu nedenle de arkeoloji, daha çok prehistoria diyelim, bu dönemi anlamaya çalışırken
Hem bilişsel evrimden, yani bu insanların davranışsal sistemini de bir tarafıyla anlamaya çalışıyor. Bunun içerisinde çok sayıda kuramsal görüş ekleniyor. Ve bu kuramsal görüşler yani bir şekilde bizi daha doğru, mutlak bir yere doğru yönlendirmede önemli araçlar aslında. Tabii bunu yaparken de genel olarak sosyoloji, antropoloji veyahut da psikoloji gibi diğer disiplinlerden yararlandı arkeoloji. Ve bununla beraber 1960'lardan itibaren de önce interdisipliner arkeoloji dediğimiz, yani arkeozoolojinin, arkeobotaninin temel fen bilimleri metotlarını yavaş yavaş arkeolojinin içerisine girmeye başladığını söyleyebiliriz. Ama 2000'lerden itibaren de artık teknoloji, o kadar teknolojinin yaygınlaşması bizim bir anlamda elimiz ayağımız olmuş durumda. Biz artık bu nedenle sadece bu davranışsal meseleler, kuramsal meseleler değil, aynı zamanda da bu insanların genetik ilişkilerinden tutun da nerede beslenip, işte yılın belirli bir zamanı nerede geçirip, yılın diğer zaman, kalan zaman nerede geçirdiklerine dair kemiklerdeki bir takım imzalardan onları daha nitelikli bir şekilde anlamaya, yani geçmişe yasız bir zamandan bahsettiğimiz için daha hakiki bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ama şimdi aşıklı için önemli olduğu için, yani aşıklıyı anlamak için önemli olduğu için tekrar altını çizelim. Aşıklı buradaki biraz sonra yani burada tanımladığımız bu sembolik ifadeler vesaire, bu açılardan biraz farklı bir yerleşme. O yüzden de insanların, yani bu dönemi düşünürken bu dönemi sadece bir tarım toplumu, tarım yapan insanlar veyahut da koyun keçi evcilleştirmiş insanlar olabilir. Bunun tarımın bir yerden bir yere aktarıldı veya hayvancılığın bir yerden bir yere aktarıldı. Ekonomik bir süreç olarak düşünmemek gerekiyor. Ve insanların farklı dilleri konuştuğunu, farklı inanç sistemleri olduğunu, farklı ölü gömme adetleri olduğunu ve bunların farklı, aslında teknolojik olarak kendilerini farklı şekillerde inşa ettiklerini de düşünmemiz gerekiyor dedikten sonra şimdi Orta Anadolu Neolitik topluluklarına geliyoruz. Evet, şimdi Orta Anadolu bu gördüğünüz Aşıklı'nın bulunduğu şey Kızılkaya Köyü. Yukarıdaki kayalar da zaten kızıldır. Oradan alıyor ismini. Hemen altında da Höyük'ün kendisi var. Aşıklı Höyük Orta Anadolu için önemli bir yer. Nedenini de söyleyeceğiz. Bir sonrakini gösterebilirsin Güneş. Mevcutta aslında, yani Neolitik'i biz Güneybatı Asya'da Güneybatı Asya'da yüzlerce yerleşme ile biliyoruz. Orta Anadolu'da ise olan biten budur. Ve bunlardan Boncuklu, Balıklı, Pınar başında halen devam ediyor kazılar. Ama Kaletepe mesela zaten bir obsidyen işlik kazısıdır ve o bitti, oranın kazısı. Ama hemen altındaki Göllü Dağ Kayırlı obsidyen işliği kazısı başladı çok yeni olarak. Fakat o da çok yeni. Sırçalı Tepe yeni başlayan bir kazıdır. Sofular yeni başlayan bir kazıdır. Can Hasan 370'lerde kazılmıştı ama tekrardan başladı bu sene. Fakat daha henüz onlarla ilgili bu Orta Anadolu Neolitik için çok bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla Boncuklu, Balıklı, Pınarbaşı ve Aşıklı'yla gidiyor bu iş şimdilik Orta Anadolu Neolitik dediğimiz zaman. Ama bunların arasında da Aşıklı'nın şöyle bir önemi var. İstersen bir sonrakini de şey yapabiliriz. Şöyle bir önemi var. Günümüzden 10.350 yıl öncesinde başlıyor ilk yerleşme ve işte 9.300'lere kadar. Milattan önce yazıyor orada zaten 8.350'lerden 7.300'lere, 7.200'lere kadar devam ediyor. Ve bu devam, bu süreçte de hiç kesinti yok. Yani 1000 yılı aşkın bir süre boyunca orada kesintisiz bir neolitikleşmeyi görüyoruz. İkinci önemi, diğer yerleşmelere göre ikinci bir önemi ise bu Neolitik dediğimiz çağın oluşum evresini gösteriyor Aşıklı. Yani biz buna geçiş evresi de diyoruz. Yani
şeyi hep aynı şeyi söylüyorum. Benden dinleyenler onu söyleyebilir ama yani aşıklı topluluğu ne avcı toplayıcı bir topluluk ne de çiftçi bir topluluk. Tam onun arasında. Yani o gelenekler devam ediyor. Avcı toplayıcı gelenekler devam ediyor. Ama yerleşikler tarım da yapıyorlar, hayvan da evcilleştirmeye başlamışlar. Ama hiçbiri tam evcil değil ya da işte tam çiftçi olarak tanımlayabileceğimiz özelliklere sahip değil. Geçiş topluluğu olması tabii son derece önemli. Bu işin niçin ve nasıl olduğunu sorgulamak açısından. Buna işte erken neolitik de diyebiliyoruz ya da bazen akeramik neolitik diyoruz. Çanak çömleksiz neolitik diyoruz. Yani çanak çömleğin henüz olmadığı kapların işte taş kaplar ya da sepetlerle sorununun taş ya da sepetlerle çözüldüğü bir şey. Orta Anadolu'nun güneyinde yani Konya Ovası'nın doğusunda yer alıyor. Volkanik Kapadokya deniyor. Orada yer alan bir şey. Aslında bozkır yani Orta Anadolu bozkırlarının ortasında bir yer. Fakat Hasan Dağ ve Melendiz Dağları'nın ortasından eteklerinden doğan Melendiz Nehri'nin kenarında aşıklı. Dolayısıyla fotoğrafta gördüğünüz gibi bir yeşillik alanın hemen yanında, nehrin kıyısında. Aşağı yukarı en alt slide'da gördüğünüz gibi aşağı yukarı 16 metre yüksekliğine sahip. Denizden de 1119 metre yükseklikte. 5 hektar kadar da yüz ölçümü var. Buradaki kazıları başlatan da Profesör Doktor Ufuk Esin hocamızdır. İkimizin de hocası. Güneş'in de benim de hocasıdır. Ve Orta Anadolu'da aşıklığı başlattı. Sonradan biz devraldık. Evet. Burada çevrenin çevresel özellikleri görüyorsunuz. Yani şey olmasına rağmen, bir bozkır olmasına rağmen bir kere volkanik olmaktan dolayı böyle ham madde kaynakları var, çok bol miktarda. Bunların en önemlisi de obsidyen. Bütün taş aletlerini yaptıkları volkanik cam diye adı biliyorsunuz. İşte bu şey var, dağ yamaçlarında yetişen ormanlar var. Yani meşe ormanları örneğin. Vadiler, sulak alanlar var, sazların yetiştiği. Otlaklar var. Bu nedenle prehistorik topluluklar özellikle de hani avcı toplayıcı ve göçer topluluklar için son derece çekici bir yer. Evet. Şimdi amacımızı anlatmak isteriz. Şöyle özetleyelim isterseniz. Bunlar aşıklı topluluğu. Şu soldaki resim günümüzden 10.300 yıl önceleri yani ilk geldikleri zamanki görüntü. Şey ise sağda gördüğünüz dörtgen planla gördükleriniz ise terk etmeden önceki son durum yani milattan 7.300 yıl önceleri. Şimdi bunlar göçer yaşam biçimini terk etme kararı almış bir topluluk. Yerleşikliğe geçmişler yani bir köy yerleşmesi kurma kararı almışlar. Avlanma ve toplamanın yanında ki bundan hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Bitki ve hayvan yetiştirmeyi de biliyorlar ve seçmişler öyle diyelim. Ama denemekteler. Bu tabii yepyeni bir yaşam biçimi. Yani üretim, besin üretimi yepyeni bir yaşam biçimi. Yerleşiklik yepyeni bir yaşam biçimi. Bu yeni yaşam biçimine uyumları nasıl olmuş? Bu kararlarının getirdiği ya da zorunlu kıldığı değişimler ne olmuş? Bu değişimler zaman içinde nasıl bir gelişim göstermiş? Ve bu değişimlerle de çünkü büyük bir değişim bu, nasıl baş ettikleri? Sonuç olarak yani daha farklı şekilde ifade edersek bu topluluğun ekonomisi nedir? Teknolojileri nasıldır? Toplumsal örgütlenme biçimleri nasıldır? Yani sosyal yapıları nedir?
toplumsal kimlikleri oluşmuş mudur, oluşmakta mıdır? Hane halkları kimdir, kimlerden oluşur? Ya da soy akrabalık ilişkileri, inançları nedir ve toplumsal davranışları nedir? Bunlar size çok genel laflar gibi gelebilir ama inanın her biriyle ilgili söyleyeceğimiz şey var. Çünkü hem 30 yıl oldu çalışmamız öyle bir zamana yayıldı. Hem de çok disiplinli bir proje yürütüyoruz. O bakımdan şimdi hepsinden kısa kısa sizi de çok fazla sıkmadan bahsetmek istiyoruz. Höyün genel görünüşü budur. En altta dediğim gibi 10.400 yıl öncesi var ama ondan biraz daha eski tarihler de var. Daha tam belirlenmediği için söz etmiyoruz. Terk ettikleri zamanda işte 9.300'ler yıl öncesi 7.300'ler, 7.200'ler. Böyle 5 tabaka var ama bunun ayrıntısına girmeyeceğiz. Evet. Şimdi ekonomi dedik. Ekonomide besin üretimi ve bitki yetiştirme var. Bunlar zaman içinde, bu özetini veriyorum size, sonuçların özetini veriyorum. Bunlar zaman içinde bahçecilik düzeyinden tarıma geçiyorlar. Yani tarım toplumu diyebileceğiz en sonunda. Hayvancılığa baktığımız zaman avlanmadan evcilleştirmeye doğru bir geçiş var. Av ve toplayıcılıkta zaman içinde azalma var ama hiçbir zamanda tümüyle vazgeçmiyorlar. Mimariye baktığımız zaman barınaktan konuta bir geçiş, yuvarlak planlığı, toprağa gömük yapılardan dörtgen planlığı ve toprak üstü, bir iki odalı, ayrıntılarını Güneş birazdan anlatacak, kerpiç yapılara doğru bir dönüşüm var. Teknolojiye baktığımız zaman kerpiç yapım tekniğinde mesela en başta kerpiç yaparken katkı olarak hayvan dışkısı koyarken ilk evrelerde, en eski evrelerde, daha sonra tarım artıkları, sapsaman koymaya başlıyorlar katkı olarak. Mesela böyle bir dönüşüm var. İşte obsidyen, kemik ve sürtme taş alet yapımında yavaş ve aşamalı bir gelişim var. Sepet, hasır yapımı ve kullanımını birazdan göstereceğiz zaten. Sosyal açıdan da bu, başından sonuna aslında kolektif yapıda bir topluluk, aşıklı topluluğu. Ama en sonuna doğru, yerleşmenin en sonuna doğru, terk etmeden önceki evrelerde artık gruplaşmaların başladığını ve bireyselleşmeye doğru bir gidişin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da başlıkta gördüğünüz gibi, yani aşıklıyı biz yabanıldan evcile ya da ehliye, tüketimden üretime ve kolektiften bireyliğe geçiş toplumu olarak tanımlıyoruz. Çok kısaca şimdi besin üretimine baktığımız zaman yabani ve ehli tahıl hasadı yaptıklarını biliyoruz. Ama çok çeşitli yabani ot toplayıcılığı var. Yine o eskiden gelme gelenekle, yani avcı toplayıcı gelenekle. Einkorn ve Emmer, yani bugünkü isimleriyle işte Siez ve Gernik buğdayları hem yabani olarak hem ehli olarak toplanıyor. Arpa, mercimek toplanıyor. Şeylerin yemişlerden çitlembikler, fıstık, yabani badem gibi meyveler toplanıyor ve bunları tüketiyorlar. Sağda gördüğünüz fotoğraflar ise bizim deneysel arkeoloji yoluyla yaptığımız hasat. Höyün hemen girişinde bir deneysel tarla yaptık. Orada bu Melendiz Dağı'nın, Hasan Dağı ve Melendiz Dağı'nın eteklerinde yabani einkorn buğdayı yetişiyor. Oradan toplayıp o deneysel tarlada yetiştirmeye başladık. Ondan sonra da bu gördüğünüz odaklarla hasatını yapıyoruz. Arkeolojik açıdan karşılaştırma yapabilmek için. Evet. Burada da zaman içindeki dönüşümü göstermek istedik. En alttaki türler en ilk geldiklerinde, daha sonra 8. bin yıl dediğimiz daha sonra. Burada da söylemek istediğimiz zaman içinde tarımda türlerde bir değişim var. Yani kimisi artıyor, kimisi fazlalaşıyor. Mesela acıbakla
daha çok ekmeye ve üretmeye başlıyorlar. Ama tarım ölçeğinde de göreli bir artış var. Yani yavaş bir artış var. Tarımcı ya da tarım toplumu çiftçi demiyoruz başta da söylediğim gibi. Evet. Bu tarım ölçeğini anlayabildiğimiz, en iyi anlayabildiğimiz yer depolama birimleri. Şimdi solda gördükleriniz sepetler. Yani milattan önce işte 8000'lere ait binalarda bulduğumuz sepetler. Bu sepetlerin içinde işte kimi zaman tahıl olduğunu anladık. Mesela en üsttekinde arpa ve buğday çıktı. En üstteki sepette. Sepetin tabii kendisi değil, şeyleri, izleri. Daha sonra ama yerleşmenin en son evrelerinde şeye özel, depolamaya özel bir takım birimlerin yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla işte o tarım ölçeğindeki artışı da bu tür mimari öğelerle doğrulamış oluyoruz. Evet. Hayvanlara baktığımız zaman, arkeofaunaya baktığımız zaman yine soldaki o üçgen aslında bize bütün şeyi gösteriyor. En altı, yani yine 9. bin yılda ilk geldiklerinde o eski gelenekle beraber her tür hayvanı topluyorlar. Yani küçük hayvanlar, balıklar, kuşlar, işte şeyler, kaplumbağadan tutun tavşana kadar ya da çok çeşitli kuşlara kadar, porsuklara varıncaya kadar, tilkilere varıncaya kadar çok çeşitli bir av spektrumu var. Ama zaman içinde bu koyun ve keçiye doğru odaklanıyor. Sadece koyun ve keçi evcilleştirmesi önem kazanıyor diyelim. Ama yaban sığırının avı da devam ediyor. Tavşan hiçbir zaman avından vazgeçilmiyor. O da büyük ihtimal kürkü için olmalı. Evet. Bu evcilleştirme, koyun keçinin evcilleştirmesi Aşıklı'da çok çeşitli şekilde çalışıldı. Hakikaten çok iyi çalışıldı ve artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz ki koyun keçi Orta Anadolu'da evcilleştirildi diye. Bu tabii başka yerlerde evcilleştirilmedi anlamına gelmiyor ama Aşıklı için bunu söyleyebiliriz. Nasıl söylüyoruz bunu? Şu gördüğünüz tabakalar var ya, portakal renkli tabakalar, onlar dışkı tabakaları. Koyun ve keçiye ait dışkı tabakaları. Bunları biz ağal benzeri çit çevirmelerin içinde buluyoruz. Dolayısıyla hayvanlar burada tutulmuş ve bütün o kalın dışkılar burada oluşmuş. Çitlerini buluyoruz ayrıcana. Bunlar şeyleri tabii bizim sonradan yaptığımız, yani orijinallerine bakarak bulduklarımız çitler. Orijinallerine bakarak yaptığımız yeni çit modelleri. Öldürülen hayvanların yaşlarına mesela çok dikkat ediyorlar. 3 yaşından daha genç olan dişileri öldürmüyorlar. Yeni yerleşme içinde yeni doğmuş yavrular buluyoruz. Bacak kemiklerinde patolojik izler. Bunların tek tür beslendikleri, yani yabani hayvanlar doğada çok çeşitli beslenirken yerleşme içinde tutulan koyun keçinin tek tür beslendiğini, yani insanlar tarafından beslendiğini gösteren izotop analizleri sonuçları var. Bunun gibi pek çok veriyle koyun ve keçinin evcilleştirildiğini, Aşıklı toplumunun da buna odaklı bir hayatları olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet. Evet Güneş. Şimdi bir şeyin daha altını çizmek lazım Aşıklı deyince. Burası çok böyle hızlı değişen bir yer değil. Yani bin yıl kesintisiz yaşamdan söz ediyoruz ama her şeyin yavaş yavaş değiştiği bir yer burası. Topluluk başta, en başlarda bu avcı toplayıcı yaşam biçiminden geldiği için daha bir mobil bir topluluktan söz edebiliriz. Yani daha etkileşime açık bir topluluk. Bölgedeki diğer avcı toplayıcılarla etkileşim halinde. Fakat giderek topluluk buradaki yerleşik yaşamla beraber bütün her şeyi kendisinin çözdüğü, yani pek çok
inovasyonun da burada kendi başına başladığını söyleyebiliriz. O yüzden de aslında bir tür laboratuvar gibi, yani tamamen yerleşmenin terkine kadar, biz başlangıçtan terkine kadar bu yavaş değişimlerle beraber bu insanların teknolojik olarak nasıl çözümler bulduğu, bu çözümleri nasıl hayata geçirdiklerini, bu yaşam biçimini nasıl toplulukları zaman içerisinde aynı zamanda değiştirdiğini, ama yavaş bir biçimde bunları izleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi en altta yuvarlak varmaklar var. Mirva'nın biraz önce bahsettiği gibi yuvarlaktan dörtgene geçiş süreci ve bir süre sonra önce tek odalı yapılar, dörtgen yani yuvarlaktan dörtgene geçişte, sonra iki odalı, ender olarak üç odalı yapılar göreceğiz ve yavaş yavaş bu yapıların gruplaşmaya başladığını göreceğiz. Terk sürecinin hemen öncesinde. Yani bir tür ada, mahalle gibi şeyler oluşuyor. Aralarında sokaklar var. Çöpler artık sistematik olarak belirli yerlere dökülmeye başlıyor vesaire gibi. Daha sistemli bir topluluğa doğru bir dönüşümü biz burada görüyoruz. Biraz önce sözünü ettiğim gibi, yani yuvarlak ilk dal örgü barınaklardan, yani çamur ve dallarla biçimlendirdikleri, kısmen toprağa kazılarak yapılmış kulübelerden biz yavaş yavaş işte kerpiçin elle biçimlendirilmiş bir formu ve daha sonra kalıplarda kurutulan, güneş altında kurutulan formuna gibi bir takım teknolojik, yani hem yapı malzemesine ilişkin hem konstrüksiyona ilişkin bir yavaş bir gelişimi görüyoruz. Yani bu topluluk bir başka topluluğun etkisi altında değişmiyor. Bir başka girdi değil, yani dörtgeni kendileri yavaş yavaş burada çözüyorlar. O yüzden de önemli bir laboratuvar gibi burası. Hem yapı malzemesi kullanımı, hem konstrüksiyona ilişkin çözümler, hem mekan kullanımına ilişkin çözümler, artan ekonomik girdilerle beraber mekanların büyümesi, içerisine depoların girmesi gibi pek çok şeyi biz burada açıkla izleyebiliyoruz. O açıdan mimarlık tarihi açısından, Anadolu konut mimarisi açısından ve özellikle de yani inovasyon üzerine düşünürsek burası önemli, bugün de hayatımızda olan önemli teknolojik keşiflerin yapıldığı bir yerleşme. Burada gördüğümüz bina 18 diğer şeylerden, barınaklardan ayrılan büyüklükte. Oldukça büyük ve bu en az 6-7 kez yeniler tekrar aynı noktada inşa edilmiş. Açıkçası bir devamlılık olduğunu, bu yavaş bir değişim olduğunu söyledik ama aynı zamanda bir devamlılık fenomeni var. Binalar aynı yerde adeta yükseliyorlar ve burası, buradaki bulduğumuz bina 18 diğerlerine göre daha büyük ve kocaman ortasında bir ocağı var. Dolayısıyla aslında yani biz kolektif olarak, yani bunların kolektif amaçla besin hazırlığı yaptığı, içerisinde belirli zamanlarda vakit geçirdikleri, burada bir paylaşım yaptıklarına ilişkin verilerimizin de olduğu ilk kolektif yapısı olarak düşünebiliriz bina 18'i. Başından itibaren ölülerini yaşadıkları evin tabanları altına gömüyorlar. Biz bu dönemde ilk başlarda ağırlıklı olarak kadınları ve çocukları görüyoruz. Onların gömüldüğünü görüyoruz. Hiç erkek bireye rastlamadık. Onların nerede gömüldüklerini, neden evlerin tabanı altına gömüldüğünü bilmiyoruz. Belki başka binalar kazdığımızda bulacağız veyahut da erkekler başka bir yere gömülüyordu. Bu henüz çözümleyemediğimiz bir sorun. Ölülerin başlangıçta herhangi bir armağanı yok. Yani onlarla bırakılmış bir takım işte ölü armağan diye tanımladığımız buluntuları görmüyoruz. Bu barınaklarla beraber yoğun olarak açık alan kullanımı var. Yani barınakların etrafında gündelik faaliyetlerini, yemek pişirme faaliyeti, işte üretim faaliyetlerini burada sürdürüyorlar. Olasılıkla yoğun kar yağışının olduğu ve yağışın olduğu bir coğrafya, aynı zamanda kışların sert geçtiği bu coğrafya, bir coğrafya, volkanik Kapadokya kışında bu barınakların içerisine şey yapıyorlar. Biraz önce bahsettiğim o devamlılık, yani gördüğünüz gibi aynı bina, burada gördüğümüz aynı binanın farklı evreleri ve farklı evrelerine ait ocaklar. Burada yine görüyoruz buradaki farklı evrelerini. Bu açıdan da
Bu bizim gördüğümüz devamlılık fenomeni. Aşıklı'dan sonra Çatalhöyük'te de göreceğimiz, Orta Anadolu'ya biraz özgü bir şey. Yakın Doğu'da pek fazla görmediğimiz, orada çok hızlı değişimlerden söz ederken, yani Güneybatı Asya diyelim ya da Güneydoğu Anadolu diyelim, Orta Anadolu'da bir devamlılık fenomeninin olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu devamlılığa ilişkin bir kesit görüyoruz burada. Kazının kurtarma kazısı olarak başladığını düşünürsek, hızlıca yerleşmeyi ve tabakalanmayı anlamak için kazılan bir yer burası. J, I, H, G gibi harfler de her biri bir yapı evresini temsil ediyor. Burada kesitlerini de görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi duvarlar birbirlerinin üzerine inşa olmuş. Her biri bir 40 ila 60 yıl diye düşünürsek, yani 40 ila 60 yıl bu evin içerisinde aynı çatı altında yaşayan insanlar yaşamlarını sürdürmüşler ve aynı noktada evlerini inşa etmişler. Hatta ocakların yeri bile görüyorsunuz burada. Ocakların yerinin bile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz önce de söylediğim gibi Orta Anadolu'ya ama en çok da Aşıklı'ya özgü olarak gördüğümüz bir önemli bir fenomen. Burada yine yerleşme dokusunun son derece sıkışık olduğunu görüyoruz. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Birincisi çok yoğun kar yağışı ve işte yağmur yağışının olduğu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu yerleşik doku onlara bir tür böyle büyük bir şemsiye gibi bir şey sağlıyor. Yani bütün çatıların birbirine çok bitişik olduğunu düşünürsek binaların, çatıları adeta büyük bir korgan oluşturuyor. Evlere giriş damdan, tabii bunun avantajı kapı açıklığı, yani kapı önünde bir mesafeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu nedenle de damdan girildiği için evlere, evler bitişik nizamda inşa olmuş ve birbirlerini bir şekilde daha sağlam ve daha uzun süreli şekilde koruyor. Burada yerleşmenin dokusunu görüyorsunuz yine. Ve bu yerleşme dokusu da aynı zamanda bizim Orta Anadolu'ya özgü olarak nitelendirebileceğimiz Çatalhöyük'te, Süberde'de, yani Konya, Karaman ve biraz daha batısında Suğla bölgesinde gördüğümüz yerleşme dokusu bu dönemde yine Güney Batı Asya'dan epeyce ayrışıyor birkaç yerleşme dışında orada. Yuvarlak binalarda yoğun açık alan kullanımı olduğunu söylemiş. Dörtgen binalarla beraber bu açık alanları yavaş yavaş damların üzerine taşınmaya başladığını görüyoruz. Yani damlar aynı zamanda evlerin birer avlusu gibi düşünebiliriz. Yani havalar müsaade ettiği sürece, ki bu da uzun bir süreç Orta Anadolu'da, bütün zamanınızı damlarda geçirebilirsiniz. Biz bunları nereden anlıyoruz? Evlerin arasındaki dar boşluklara atılan süpürtülerden, yani bir takım işler yapıyorlar dam üzerinde, sonra onları süpürüyorlar veyahut da atıyorlar veyahut bazıları kazara düşüyor. Bu iki bina arasındaki boşluklarda görüyoruz bunu. Bu açıdan da baktığımız vakit, biraz önce size bahsettim işte sokaklar, çöp alanları vesaire, yerleşme giderek bizim ışınsal diyebileceğimiz, burada görüyoruz, şöyle geri gideyim. Bu arada gördüklerimiz küçük pasajlar veya sokaklar yavaş yavaş adaların oluşmaya başladığını görüyoruz. Şimdi kalabalık, giderek daha kalabalık olan bir topluluktan söz ediyoruz. Yani tahminimiz bunların terk sürecine doğru 600'lere 700'lere kadar ulaştığı, belki daha fazla oldu. Bu nüfus meselesi de biraz göreceli bir şey. Yani kimilerine göre çok daha fazla olabiliyor rakam ama biraz temkinli durmamız gerekiyor bu anlamda. Yuvarlakla işaretlediğimiz yer burada bizim özel yapılar alanı dediğimiz kolektif faaliyetlerin sürdürüldüğü, belki de o dönemin ilk yani kamusal yapısı. Kamusal deyince bir tabii ki kamu dediğimiz şey çok farklı olarak bugünün dünyasından değerlendirilebilir. Ve fakat bu yerin var olma nedeni topluluğun, kalabalıklaşan topluluğu hem bir arada tutmak hem de topluluğun içerisindeki stresi izole etme yarıyor, ki bunu olasılıkla kendileri de deneyimliyorlar. Biz bu alanda da sık bir yenileme olduğunu görüyoruz. Bunlar burada iki temel bina var.
bir takım işte ziyafetlerin yapıldığı, anıtsal fırınların olduğu bir yer burası. Ve iki bina, iki sıra dışı bina konut alanlarından ayrılan, bir tanesi şurada işaretlediğim yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir avlulu bir yapıdan söz ediyoruz. Herkesin girebildiği, herkesin bir parçası olabildiği bir yapı. Ki burada işte bir olasılıkta bir takım ziyafetler veriliyor ve bunlara ilişkin de bizim kanıtlarımız var. Diğer yapı ise adeta bir betonu andıran daha küçük bir yapı. Yani 40 küsur metrekare gibi. Ve bu yapının tabanı kırmızı, bazen sarıya boyanıyor. Bazen kırmızı ve sarıya, iki renge boyanıyor. Ve burada da biz bir devamlılık görüyoruz. Yani 5 kez üst üste inşa edilmiş. Tabii bu tür tabanı yapmak kolay bir şey değil. Bu bir anlamda primitif bir beton. Yani bunu sonra Roma döneminde göreceğiz bu tür. Çünkü kireci çok yüksek ısılarda yakmanız gerekiyor. Bunun için de stabil bir ateşi stabil tutmanız gerekiyor. Yani böyle bir tabanı yapmak için 6 ila 8 ton odun harcamanız gerekiyor. Yani burada bir kolektif faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Şurada gördüğünüz çakıllı bir yol. Burası bir tür blokaj gibi yapılmış. Yani yerleşme eklenmiş adeta burası. Yerleşmenin geç döneminde. Yani artan nüfus, bu gruplaşma vesaire. Yani gruplaşmayı şey diye düşünmeyelim. Yani bir hizipçilik anlamında bir gruplaşma değil bu. Giderek binaların mahalle gruplarıyla ayrışması. Aslında yani burada biz eşitlikçi ve kavga savaş barındırmayan bir topluluktan söz ediyoruz ama tabii ki nüfus artınca bir takım kararların alınması gerekiyor. Bu kararlara uyulması gerekiyor. Ve şunu da altını çizelim. Bu dönemde ruhban sınıfı, elitler vesaire böyle şeylerden söz edemeyiz. Böyle şeylerden söz etmek de doğru değil. Ne buna ilişkin kanıtlar var ne de bu topluluklar böyle bu yönde topluluklar. Sadece Orta Anadolu olduğu için değil. Bunu bütün neolitik dönem için rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz önce sözünü ettiğim o feasting yani ziyafet faaliyetleri mesela burada biz bu bölgede şu yıldızla işaretli olan yerde bir sığırın 3 koyunun tek seferde tükettiğini görüyoruz. Yani minimum bu 100 kişi tarafından tek seferde tüketilmiş ve tüketimden hemen sonra da bunlar kemikleri bir seki üzerine bırakmışlar ve üzerine de aşı boyası şey yapmışlar, serpmişler. Bu tabii sembolik bir anlam ifade ediyor ama buradan çıkışlı da bir din inşa etmemiz de çok doğru değil ama bunların sembolik dünyaları var, bir takım ritüelleri var. Bunlardan söz edebiliriz. Tabii bunları nasıl yapıyorlar? Obsidyen, biraz önce kaynaklarının da Orta Anadolu'da olduğunu düşünürsek yani obsidyen Orta Anadolu'yu yine Orta Anadolu'daki neolitik toplulukları önemli yapan, önemli bir ham madde. Çünkü bütün Güneybatı Asya'da prestij nesnesi olarak kullanılan yaklaşık 40 bin yıldan itibaren Suriye'ye, Filistin'e, Kıbrıs'a yani epey uzak coğrafyalara giden bir şeyden bahsediyoruz. Biz tabii bunları da inceliyoruz. Bunlarla yapılan aktiviteleri işlev analizleriyle anlamaya çalışıyoruz veyahut da deneysel arkeoloji yardımıyla. Dolayısıyla bu sadece bunları tasdif etmiyoruz. Yani bunlar kazıyıcı, bunlar okucu, bunlar şudur budur vesaire. Bunlarla yapılan işleri de anlamaya çalışıyoruz. Ben çok konuştum, istersen sen devam et buradan. Tamam, zaten yani zanaatlardan devam edersek kemik alet işçiliğinin de özel bir faaliyet alanı olduğunu söyleyebiliriz. Çok çeşitli kemiklerden işte deliciler, yine kazıyıcılar, bu tür bazen şeyler, kemer tokası diye adlandırdığımız buluntuları oluşturuyorlar. Bir sonraki, bunları göstermek istedik. Sürtme taş alet işçiliği aynı şekilde. Bunlarla da öğütme, ezme, dövme, kesme, kırma gibi bütün işleri gerçekleştiriyorlar. Başta da söylediğim gibi kap yok. Yani çanak çömlek yok daha doğrusu. Daha keşfedilmemiş. Onun için taş kapların önemi büyük. Bakır işçiliği var. Yine Aşıklı'da tarih olarak çok erkendir. O bakımdan önemli. Ama döverek levha haline getirilmiş ve böyle daha sonra kıvrılmış bakır boncuklar var.
sağda gördüğünüz geyik dişleri, geyik dişleriyle bu bakır boncuklar birlikte örülerek şey yapılmış, bir dizi oluşturulmuş. Evet, bir mezarda bulundu, bir erkek ve kadın mezarında bulundu. Hasır ve sepet işçiliği Aşıklı'da çok iyi ortaya çıkarılabilen bir şey, bir işçilik. Şu en üstte gördüğünüz bir mezardı, mezarın yanına bırakılmış iki tane sepet. Ondan sonrakiler hasır örgünün örgüyü gösteriyor. En alt sağda, solda çok pardon siyah zeminli olan yer bitki liflerinden vurularak, kıvrılarak örülmüş bir sicim ya da ip şeyi. Bu birkaç bin kez büyütülmüş, aslında yani gözle görünmeyecek büyüklükte. Mikroskop altında bunlar resimleri çekildi. Ortadaki bir büyük ihtimalle bir keten şeysi, tekstil örneği. En sağda da yine bir sepet örneği. Bunlar sazdan örülüyor ve bu konuda çok da şey gelişkinler Aşıklı topluluğu. Evet. Hasır ve sepet biz ölü gömme uygulamaları sırasında da görüyoruz. Ölüler, Güneş anlattı biraz önce, ölüler ev tabanlarının altına gömülürken ana karnındaki pozisyon veriliyor ve kimi zaman hasıra sarılıyor altlı üstlü bir şekilde. Kimi zaman da yatırıldıktan sonra üstüne hasır örtülüyor. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Evet. Şeyleri, ölü gömme uygulamalarına baktığımız zaman bulunan aşağı yukarı 103 bireydir ki çok az sayıda. Bunlar kadın ağırlıklı. Erkekler de var, çocuklar da var, bebekler var. Bir tane doğmamış bebek bile var ana karnında. Ama dediğim gibi kadınlar ağırlıklı. Ölüm yaşı aşağı yukarı 25-30. Yani çok genç yaşta ölüyorlar ve taban altına gömülüyorlar. Başta tek gömüler var, daha sonra çift gömüler başlıyor. Yani bir kadınla bir erkek ya da bir kadın bebeğiyle birlikte gömülmeye başlıyor. Bu daha sonra derken yerleşmenin en son evrelerine doğru, o bireyselleşmeye doğru gidiş dediğimiz ya da biraz önce gruplaşma dediğimiz şeyi, verileri ne oluşturuyor? Evet. Mezarlarda bulunan boncuklar var. Bazen dizi halinde, bazen tek boncuk halinde. Genelde çocuk mezarlarında tek boncuk var ve yeşil renkliler tercih ediliyor. Bazen de diziler halinde. Bu hem işte o ölülerle ilgili tabii şeyi gösteriyor bize, o uygulamaları gösteriyor ama aynı zamanda o topluluğun etkileşimini de gösteriyor. Çünkü bu taşların hiçbiri yerel taş değil, başka yerden geliyor. Demek ki tekrar alışveriş bir şekilde başlıyor. O topluluğun davranış modellerini gösteriyor, aktarımı gösteriyor. Mesela şu akik boncukta gördüğünüz çok fazla kullanılmış, dolayısıyla da nesilden nesile aktarılmış bir boncuk olmalı. Bunları da göstermesi açısından tabii çok önemli bu buluntular. Evet. Trepanasyonu da ben anlatayım Güneş, sonra sen devam edersin. Bir de çok ünlü bir trepanasyon, yani Aşıklı deyince trepanasyon diyor herkes, beyin ameliyatı diyor. O bakımdan onu da göstermek istedik. Bu doğrudur, yani hakikaten dünyanın en eskilerinden bir tanesi. Bir kadın, 25 yaşlarındaki bir kadın, bebekli bir kadın, onun kafatasında oklan gördüğünüz yerde bir delik var, çok muntazam açılmış bir delik. O delik açıldıktan sonra da işte kadını yaşadığını biliyoruz, dolayısıyla beyne yapılmış bir müdahale. Ama ne amaçla yapıldı, yani amaçla değil de yani niçin yapıldı, kadının ne gibi bir sıkıntısı vardı onu bilmemiz çok mümkün değil. Ama gerçekten dünyanın en eski cerrahi müdahalelerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet.
Şimdi tabii biz burada yani ilk başladığımızda Ufuk Hanım 1989 yılında burası bir kurtarma kasası olarak başladığı için genel olarak yani hem bu dönemi anlamaya yönelik hem de Höyü'yü anlamaya yönelik yani hummalı bir çalışma içerisindeydik. O yüzden çok geniş bir alanı açtık ve genelde de dörtgen planlı yapılar yani Höyü'nün üst tabakalarını epeyce bir alanı açtık ve bu alanda da belirli cevaplara ulaşmıştık. Fakat 2006 yılında biz yeni dönem kazılarına başladık. 2000 aşağı yukarı 99'dan itibaren Höyü'nün artık su altında kalmayacağını biliyorduk. O yüzden de bütün metodolojimizi değiştirdik. Yani çok daha yavaş kazan, çok daha belirli sorular çerçevesinde çok daha sınırlı alanlarda çalışan bir anlayışı benimsedik ve sorular çerçevesinde de yeni bir ekip oluşturduk. Ama diğer taraftan da Türkiye arkeolojiye geç başladığı için biliyorsunuz Cumhuriyet dönemiyle yani Osman Hamdi ile başlıyor belki ama kurumsal anlamda Cumhuriyet dönemiyle başladığı için ve biz bütünüyle aslında bu arkeozooloji, arkeobotani dediğimiz arkeolojinin diğer disiplinlerle ilişkilerine ilişkin deneyimi Batılılardan edindik yani ve bu nedenle de bu alanlarda çok fazla uzmanımız yok idi. Ve şunu da amaçladık bu çalışmayla beraber. Bizim yeni öğrenciler, yeni uzmanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bunları da ancak işbirlikleriyle yapabilirdik. O yüzden de işbirliklerine açık ve bu işbirliklerini yaparken de bu ülkenin öğrencilerinin de bu meselede söz sahibi olabileceği bir hale gelmediği için de elimizden geleni yapmaya çalıştık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu bizim en son yayınladığımız makalelerden bir tanesi. Bu ODTÜ ile birlikte yaptığımız antik DNA çalışmaları. Burada da tabii antik DNA böyle haritanın üzerinde küçük küçük noktalar yapabilirsiniz. Yani oradan yani bir insan evrimi veyahut da genetiği bir yerden bir yere çok sınırlı örneklemelerle yapılıyor. Ama bizi asıl ilgilendiren şey bu insanın soy bağımlılığı. Yani aynı çatı altında yaşayan insanlar kimlerdi? Bizi daha çok ilgilendiriyor. Yani bu toplulukların Anadolu'dan şuraya buraya gitmiş oldukları tabii ki büyük resimde önemli olabilir ama topluluk içi dinamiği anlamak bizim için son derece kıymetli. O yüzden ODTÜ ile birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Hala da devam ediyoruz bu çalışmaya. Bu da Current Biology'da yayınlanmış bir makale. Burada bir akrabalık örüntüsü görüyoruz. Henüz halen biraz temkinliyiz bu meseleye ama o yüzden de biraz yeni bir şey bu çünkü. Elimizde çok az, çok kısıtlı veri var ama burada görüyorsunuz iki bina var. Bu iki binada bir akrabalık ilişkisi var. Yani buradaki 128 şu okla gösterdiğim çocuk burada 133 ile yani yetişkin bir kadınla birinci dereceden akraba. Bu yine baktığımız vakit aynı bina içindeki diğer iki birey de birbirleriyle birinci dereceden akraba. Şimdi bu örneklemeleri arttırmaya çalışıyoruz. Yerleşmedeki bu akrabalık ilişkisini tam olarak ne anlama geldiğini yani bu bir aile ile ilişkili mi yoksa başka bir anlamı mı var? Bunun çözmeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz diğer konular da yine çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Yine izotoplar son dönemde hayatımıza giren yaklaşık 10-12 yıldır giderek yani şeyini hızını arttırarak, yemesini arttırarak adeta yani onlarsız yapamayacağımız bir halde bir araçlarımızdan bir tanesi bu geçmiş toplulukları anlamak için. Bize ne veriyor izotoplar? Hane halklarının veyahut da aynı bina içinde olabilir, farklı binalarda olabilir. Bunlar nasıl besleniyorlardı? Yani beslenmede bir eşitlik var mıydı, farklılık var mıydı? Veyahut da izotopuna göre sütten kesilme sürecine kadar veyahut da topluluğun bireyinin hayatına nerede başladığı, bunu hayatının bir kısmını nerede geçirdiği, sonra nerede öldüğüne kadar pek çok şeyi bize izotoplar söyleyebiliyor. Bu sadece bireyler için değil, yani insanlar için değil, aynı zamanda hayvanlar için de biraz önce evcilleştirme sürecinde izotopları nasıl kullandığımızı da değinmiştik. Bu makale bize aslında benzer
beslenme alışkanlıklarının olduğu ama hane hakkında minik bir farklılığın da olduğunu gösteriyor. Çok detaya girmiyorum bu şeyde. Bunu da geçiyorum. Çok zamanınızı almayalım. Burada sen istersen konuş biraz yayınlarda. Burada işte bütün anlattıklarımızın yayınları var. Onları göstermek istedik ama esas olarak da yukarıda web sitesinin, Instagram'ın ve işte Twitter'daki yeni haberlerle ilgili yaptığımız paylaşımların adresleri var, linkleri var. Onu göstermek istedik. Zannediyorum söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten biraz vaktinizi aldık sanıyorum. Uzattık işi. Kusura bakmayın ama çok teşekkür ediyoruz hepinize dinlediğiniz için. Son slayt zaten teşekkür slaydımızdır. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplarız. Evet, çok teşekkür ederiz. Birkaç adet soru var. Ben onları sizlere iletmeye çalışacağım. Şöyle izleyicilerimizden hemen bir soru: evlerde kapı ve pencere olmaması yırtıcı korkusuna dayandırılabilir mi? Ölülerin evlerin tabanına gömülmesi neden nedir? Ölü gömme merasim var mı diye böyle bir grup soru var, bir kişi tarafından sorulmuş. Tamam, zannediyorum Güneş anlattı bu şeyi, hani evlerin çok yan yana yapılmasının nedenlerini, ama buna yabani hayvanları da ekleyebiliriz elbette. Çünkü yırtıcı kuşlardan tutun boyu 2 metreyi geçen yaban sığırlarına kadar korkutucu büyüklükte hayvanlar var ve bunlardan kısmen korunmak için de olabilir. Yani nedenlerden bir tanesi de bu olabilir. Ölü gömme ile ilgili şey dediniz galiba. Evlerin tabanına gömülmesinin nedeni nedir diye sorulmuş. Evet, tabanlarının altına gömülmesi şöyle gömülen kişiden, yani ölen kişiden ayrılmamak gibi bir şeyleri var, istekleri var anlaşılan. Çünkü yaşadıkları evin tabanının altına gömdükten sonra kapatıyorlar çukuru ve üstüne sıva yapıp, yani taban sıvasını yenileyip yaşamaya devam ediyorlar. Yani o ölünün yakınlarının aynı evde olması onlar için bir tercih nedeni anladığımız kadarıyla. O aktarım işte, yani çok tipiktir zaten o devamlılık ve aktarım aşıklığı da. O aktarımı, soy devamını ya da işte geçmişe bağlılığı aslında göstergelerinden bir tanesi de bu olmalı. Herhangi bir ölü gömme merasimi var mıydı diye bir soru eklenmiş. Güneş şey yapar mısın? Yani ölüm merasimini bulmak çok kolay bir şey değil. Bazı örnekleri var, çok daha erken, daha erken dönemlerden ölüm merasimlerine ilişkin. Fakat şeyi düşünürsek, yani bir ölü gömme geleneği olduğunu düşünürsek, yani hoker pozisyonunda, işte biraz önce Mihriban bahsetti, bazen bunları sarıyorlar vesaire, farklı uygulamalar var veyahut yanlarına sepet bırakıyorlar veyahut da boncuklar var. Demek ki bir merasim var ama bu merasime kaç kişi katılıyordu? Yani çünkü düşünürseniz evin içerisinde oluyor bütün hadise. Yani o evlerde çok büyük evler değil. Bütün topluluğu düşünürseniz herkes o evin içerisine giremez. Ama belirli bir anlamda bir merasim olmalı ki burada bu gelenek sürdürülmüş toplulukta. Evin tabanı altına gömme veyahut da zaman içerisinde bunlara ölü armağanlarının bırakılması, o ölü armağanların çeşitli bir kontekstinin olması, yani toplumsal cinsiyet anlamında veyahut da yaş anlamında. Bunlar bir merasimin parçası olmalı. Hemen bir soru daha iletmek istiyorum. Ev tabanına gömülen bireylerin neden erkek olmadığına dair tezleriniz, tahminleriniz var mı diye bir soru sormuş bir izleyicimiz. Şöyle, en başta, yani ilk yerleşme sırasında erkek yok, bulamadık daha doğrusu. Ama ilk yerleşmenin, en eski yerleşmenin kazıldığı alan da zaten sınırlıdır. Şimdiki bilgilerimize göre sadece kadın ve çocuk var. Erkek yok anlamına gelmiyor ama az gerçekten. Zaten Aşıklı'da bir başka mezar uygulaması, bir ölü gömme uygulaması
olması da şart. Çünkü biraz önce... Çok affedersiniz, duyuyor musunuz? Kesildi mi? Sizi duyuyoruz. Niye bu telefonu kapatamadım? Çok affedersiniz. Kesildi, ben sizi görmüyordum ama ziyan yok, konuşayım, duyuyorsunuz değil mi? Duyuyoruz, evet. Ay getiremedim. Güney, sen devam edebilir misin? Ben devam edeyim. Sorun oldu. Şöyle yuvarlak barınaklar dediğimiz, yani yerleşmenin başında görüyoruz. Sonrasında da yavaş yavaş erkekler, çocuklar vesaire çeşitliliğin arttığını görüyoruz. Ama herhalde 8-10 kadar barınak kazdık. Onların hiçbirinde erkek görmedik. Yani yuvarlak barınaklarda biz henüz erkek bireyi bulamadık. Belki bir belirli bir nedeni vardı. Belki de yok. Bilmiyoruz. O yüzden bir şimdilik böyle söylüyoruz ama belki farklı bir resimle ileride karşılaşabiliriz. Evet. Kısa bir soru daha var. Ölüm nedenlerini belirleyebildiğiniz bireyler oldu mu? Şöyle, kemikler üzerinde kalmış bir kanıt yok. Yani o bireyin niçin öldüğünü anlayabilmemiz için kemik üzerinde bir kanıt bulmamız lazım. Öyle bir kanıt yok. Yani şiddete yönelik bir kanıt zaten yok. Ama son yıllarda mezarlarda bakterilere bakılıyor. Yani biz daha o araştırmaya başlayamadık. Özellikle bu karın bölgesinden, toprak örneklerinden örnek alınarak bakterilere bakılıyor ki işte oradan da hani herhangi bir hastalık tespit edilebilir mi diye. O çalışma daha bizde başlamadı ama çok yakında başlayacak umarım. Şey üzerinde ise yok, kemik üzerinde kalmış herhangi bir kanıt yok. Evet. Herhangi bir resim, figür, kabartma bu dönemlerde var mı diye bir sorumuz var. Bu dönemde tabii var ama ışıklı da pek fazla yok. Ama bu dönemde var. Yani güneşin en başta gösterdiği başka bir bölge, coğrafyada Güneydoğu Anadolu tarafında var. Bizden sonra Çatalhöyük'ü biliyorsunuz, 1000 yıl kadar daha sonra, ama orada da duvar resimleri var. Bizde öyle bir sanatsal şey yok. Ama çevreyi gördünüz, yani çevrede pekala bu sanatsal ifade çevrede kendini bulmuş olabilir. Güneşine sen devam et istiyorsan. Şimdi yani bu dönemde biz aşağı yukarı bütünlüğüyle, yani ilk yerleşik toplulukla, yani yerleşik yaşama geçme ve onun hemen öncesinde insanların yavaş yavaş kendilerini ifade etmeye başladığını biliyoruz. Yani bunun içinde şöyle bir yanlış şey oluşmasın kafamızda. Yani bu Göbekli Tepe ile falan başlamıyor. Daha öncesinde başlıyor. Orada biraz böyle bu işin şaikası gibi düşünmek gerekiyor orayı. Ve fakat Aşıklı'da biz... Yani kısmen kendi aramızda da halen bunu yoğun biçimde tartışıyoruz. Adeta bilinçli bir şekilde bu insanlar kendilerini sembolik olarak, yani bize bırakılacak anlamda bir sembolik bir ifadeye dönüştürmemişler. Yani biz bir duvar resmi, özel olarak bir boyama veya bir kilden yapılmış bir figürün vesaire gibi şeyleri bulamıyoruz. Bir iki örnek var. Onlar da hani bir genelleme yapmamızı engelleyecek düzeyde. Bu yüzden bu topluluk bir nedenden dolayı kendisini böyle ifade etmek istememiş. Şimdi şey diye düşünebiliriz, yani 1000 yıllık bir yerleşme burası. Evet, bu bir takım ritüeller gerçekleştiriyorlar. Burada sembolik bir takım ifadeleri var, işte kırmızı renk gibi, okurlar gibi vesaire, yani aşı boyası vesaire gibi veyahut ölü gömme sürecindeki gibi, ama bunları biz diğer neolitik topluluklarda gördüğümüz gibi ifade edildiğini görmüyoruz. O yüzden de işte bu dönemi biraz böyle farklı topluluklarında olabileceği, bunların kendilerini farklı da ifade edebileceklerini, belki çok başka bir yoğun sembolik dünyaları vardı ve belki bunlar organik bir takım şeyler, ağaçtan da belki mesela Vikinglerde olduğu gibi veyahut da başka şekillerdeydi, ama bugün bize, yani biz bunları bulamadığımız için bulmadan da biraz üfürmek doğru bir şey değil. Şimdi yoğun bir ilginin ifadesi olarak tabii sorular da gelmeye devam ediyor ama çok kısa olarak, o dönemde tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlardı? Tuvalet ihtiyacı büyük olasılıkla açık alanlarda.
büyük olasılıkla diyorum şöyle bir şey, toprakta, açık alanlarda çok yoğun miktarda sodyum tespit edildi ve olması gerekenin çok üzerinde, yani tuz. Ve bu tuzun nedeni araştırıldı aşıklıda, tüm tabakalarda ve bunun idrar olduğu anlaşıldı sonunda. Bununla da ilgili bir yazı, bir yayınımız var. Ama bu araştırma da devam ediyor. Şimdi işin ilginç tarafı, hayvan ve insan idrarını henüz kimyasal olarak ayıramıyorlar. Yani bu idrarın hayvanlardan da gelmiş olması mümkün, insanlardan da mümkün. Ama zannediyorum tuvalet ihtiyaçları açık alanda özel bir yer olmaksızın şey yapılabiliyor, gerçekleştirilebiliyor. Bir de kaprolit deriz biz buna, dışkı, fosilleşmiş dışkı, bunlardan da bulduk. Bir evin köşesinde ama çok fazla bulmuyoruz. Bulmadık yani. Tek bir evin köşe, yani in situ olarak yerinde bulduğumuz bir evin köşesinde, taban üstünde bulduk bu kaprolitleri. Onların da incelemesi yapılıyor. Dolayısıyla her yer tuvalet olabilir. Şu anda hiç ekranda eksilme yok. Herkes ilgili takip etmeye devam ediyor. O yüzden sorular, bir iki tane daha soru var. Sabrınıza sığınarak. Şunda bir çiçekleri var mı? Su kullanım yöntemleri ile ilgili bilgiler var mı diye bir soru var. İçecekleri su tabii, Melendiz hemen yanı başlarında. Onun dışında kini güneşin özel konusu ona bırakayım. Mesela bira türü içeceklerinin olması da bir büyük şey, ihtimal. Ama güneşe bırakıyorum bu konuyu. Yok, ben de ihtimal şeyinde kalayım. ama yani suya, su kaynağına çok yakınlar. Deriyi çok iyi, deri kullandıklarını biliyoruz. Yani kemik aletlerden çok yoğun bir ve bir takım herhalde derileri sepetlerin içerisinde oluşturup suyu daha uzun süre muhafaza edebiliyorlar. O yüzden ama temel olarak su içtiklerini, yine bir tür ne diyelim, arpa ve buğdayın biraz fermente olması olası, çünkü ıslandığı zaman hemen fermantasyona giriyor. Onu da keşfettiklerini belki aşıklıkla henüz bilmiyoruz ama birçok başka topluluklardan biliyoruz. Evet. Çünkü çeşitli olabilirler. Boncukların sanatsal bir yaratım olduğunu söyleyebilir miyiz diye bir soru var. Bunu da sanatçıya bırakayım. Yani şimdi bu dönemde sanatsal bir çabadan söz edemeyiz. Yani bir rekabet var muhakkak. Yani birileri daha iyisini, daha başkasını, daha parlağını, daha farklı malzemesinden yapmaya çalışıyor. Ama yani bu eylemi de geriye doğru götürürsek insan evriminde, başka materyaller üzerinden de biz görüyoruz. Bu daha çok bir şey, bunlar zanaat yani aslında. O yüzden sanatsal bir ifade olarak düşünmemeliyiz bu dönemde bu tip üretimleri. Veyahut da duvar resmi de dahil olmak üzere sanatsal bir üretim olarak düşünmemeliyiz. Yani üretim aşamasındaki sürecinden bahsediyorsak eğer. Evet, teşekkürler. Bakır aletler olmasına rağmen hala kap olmaması çok ilginç geldi. Keza trepanasyonu çok muntazam olarak yapmaya yardımcı teknoloji olmasına rağmen diye bir ifade var burada. Doğrudur ama şey, bakır alet değil, boncuk. Evet. Alet yok yani, bakır aletler daha sonra çıkacak ortaya, yani alet biçimine dönüştürüp de kullanmak daha sonra çıkacak. Burada boncuklar var, minik işte şey yapılarak, burularak yapılmış. Evet, bu yani şey, bir teknoloji, gelişkin bir teknoloji hakikaten. Çayönü ile birlikte Diyarbakır'da, Çayönü'nde de bakır, aşağı yukarı aynı tarihlerde bakır vardır. Bunlar erken örnekler gerçekten. Trepanasyon da bir teknoloji gerektiriyor tabii. Ama obsidyenler, yani bunların teknolojileri aslında son derece ileri. Yani bugünden bakmamak lazım. Kendi o toplum, o dönem toplumları içinde gerçekten çok şey, ileri.
çanağı keşfetmemiş değiller. Yani kilden çok çeşitli şeyler yapıyorlar. Mesela bir küçük işte figürin var, sepetlerin içini şeylen killen sıvayarak bir kap yapıyorlar. Birkaç tane sepet olmaksızın yapılmış kap türü ama güneşte kurutulmuş, pişirilmiş kap tarzı şeyler var. Ama hani çanak çömlek üretimi yok o anlamda. Çok affedersiniz. Dolayısıyla yani toplumun kendi kararı ve kendi tercihi olarak bakmakta yarar var. Böyle bir gelişim çizgisi şeklinde değil de ihtiyaçlara göre belirlenen üretim olarak bakmakta yarar var zannediyorum. Son bir soru lütfen düzelteceğim. Aşıklı höyük çağdaşı yerleşimler de göz önüne alındığında beslenme şekli ve çeşitliliğinde bir farklılık olduğu düşünülebilir mi? Hem avcı toplayıcı hem tarım yapılması nedeniyle. Şöyle yani bu geçiş toplumu olması özelliği yani avcılık, toplayıcılık ve tarım ürünleri hep birlikte. Ama siz bir tarım toplumu düşündüğünüz zaman da yani günümüz tarım toplumlarını da düşünebiliriz. Avcılık ve toplayıcılık hiçbir zaman bitmiyor. Bir meslektaşımız Füsun Ertuğ diye çoğunuz tanırsınız belki. Füsun Ertuğ diye bir meslektaşımız bu köyde, Kızılkaya Köyü'nde, yani Aşıklı'nın bulunduğu köyde bir araştırma yaptı. Doktora tezi araştırması yaptı. Ve oradaki kadınlarla birlikte, günümüz Kızılkaya kadınlarıyla birlikte toplayıcılık yaptılar. Ve 100 çeşit yabani bitkinin o tezi yaptığı dönemde halen toplanmakta olduğunu buldular. Bu az buz bir şey değil. Yani toplayıcılık halen devam ediyor. Avcılık da devam ediyor biliyorsunuz. Yani balıkçılık da olabilir, bu şey de olabilir. Dolayısıyla hani çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tarım toplumlarının da toplayıcı ve avcı olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Aşıklı da öyle. Sorular bu kadar. Sizler sayesinde Aşıklı Höyük'ün insanlığın uygarlık tarihinde çok özel bir aşamaya, özel bir döneme tekabül ettiğini öğreniyoruz, dinliyoruz. Çok özel bir yeri, özgün bir yeri var. Bir laboratuvar niteliğinde. Ayrıca bütün bu kullanmış olduğunuz görseller, çizimler, resimler onlarla birlikte bize çok akıcı ve bu paslaşarak anlatımınızla bize çok güzel bir gezi yaptırdınız. Sadece bir tarih dersi, arkeoloji dersi gibi değil, konferansı gibi değil. Aynı zamanda bir gezi gibi oldu. Ben herkes adına çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Profesör Doktor Mihriban Özbaşar'ına, Sayın Doçent Doktor Güneş Duru'ya herkes adına çok teşekkür ediyorum. Ki misafirlerimizden pek çok şu anda son ana kadar dinlediler. Rakam hep aynı kaldı. Hiç kimse ekrandan çıkmadı. Ve bütün yanıtlarınızı, her şeyi sonuna kadar takip ettiler. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Hem izleyenler adına hem vakfımız adına ve nice ortamlarda bir araya gelmek dileğiyle başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de herkese açıklayı bekleriz. Evet. Kesinlikle. Yerinde görmelerini bekleriz. Kesinlikle. Gerçekten. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında oradayız. Bekliyoruz. Daha güzel, daha zevkli şeyler görebilirsiniz. Anlatımdan daha zevkli. Gezi programlarımızı almalıyız öncelikli olarak. Çünkü çok şaşırtan şeyler öğreniyoruz. Gerçekten çok yeni, olumlu, güzel gelişmeler oluyor. Merakımızın olmasa çok güzel. Tekrar çok teşekkürler. O zaman Aşıklı Höyük'te görüşmek dileğiyle. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hoşça kalın.